katkılarıyla hazırlanan Taner'le Genç Yorum programıyla daha karşı karşıyayız. Bugünkü program konuğumuz Küçük Park Sürücü Kursu Kurum Müdürü Sayın Ayşe Kaplan bizlerle beraber olacak. Efendim hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Öncelikli olarak Ayşe Kaplan kimdir, neler yapar, sizi biraz tanıyabilir miyiz? Ayşe Kaplan kimdir? Ben Küçük Park Sürücü Kursu'nda çalışıyorum, kurum müdürüyüm. Yeni başladım işe. Daha önce bir özel eğitim geçmişim var. Bu şekilde. Daha yeni başladım diyorsunuz. Evet. Şimdi hemen konulara da girmek istiyorum. Çünkü çok fazla konuşulacak konu var ama. Özellikle ben belli başlı maddeler belirledim. Onları sormak istiyorum size. Tabii. Şimdi biliyorsunuz stajyer ehliyet 2 yıldır gündemde bu noktada. Şimdi biraz bundan bahsedebilir misiniz? Yani stajyer ehliyet nedir? Nasıl işliyor? Prosedürleri nelerdir? Stajyer ehliyet, işte ehliyet almak isteyenler nelere dikkat etmeliler? Buna biraz değinebilir misiniz? Şimdi stajyer ehliyet de 2 yıl staj zorunluluğumuz var ama hiçbir şekilde ehliyette stajyer diye yazmıyor. Sadece sistemle kayıtlı. 2 yıl boyunca 75 ceza puanını doldurmamak gerekiyor. İşte ceza puanında neler var? Kırmızı ışık, ehliyet, alkollü araç kullanmak, yayalara yol vermemek gibi cezalar var. 75 puan topladığımız takdirde ehliyetimiz yanıyor. Bu ehliyetimiz yandığı zaman tekrar dosya alıştırmamız gerekiyor. Bu şekilde bir sistem. Şimdi şöyle 75 puanı doldurduktan sonra yani şu olabiliyor mu? Afo uğrama gibi bir durum söz konusu mu? Yani ya da belli bir sürenin geçmesi gerekiyor. Biraz onu anlatabilir misiniz? Tabii ki. 75 puanı doldurursa adayımız psikolojik bir değerlendirmeye giriyor. Eğer o değerlendirmeyi geçerse tekrardan kayıt yaptırması gerekiyor sürücü kursumuza. Tekrardan. Peki o psikolojik değerlendirmelerde mesela neler baz alınıyor? Neye göre dikkat ediliyor? Yani sağlık raporu isteniyor. Sağlığı yerine psikolojik olarak bir sorun var mı? Trafikte araç kullanabilir mi? Yeterli mi? Bunlar kontrol ediliyor. Onun sonucunda bir sorun görülmezse tekrar aday kursa kayıt oluyor. Tekrar peki şu olabiliyor mu yani? Şimdi mesela psikolojik olarak destek alacak dediniz ya. Şimdi ilk ben başvuruyu yaptım. Kurumunuza geldim, başvuruyu yaptım ve ben dedim ki işte Ayşe Hanım ben ehliyet almak istiyorum. Şimdi baştan zaten sağlık raporu aldığında bu belirtilmiyor mu? Yani nasıl olacak? Şimdi ben aldım. Velev ki o anda kafam dalgınlığı vesaire oldu. 75 puanla bir şekilde doldurdum. İkinciye girdiğimde şimdi dediler ki psikolojik olarak şey değil, yeterli değil. Şimdi böyle bir durumda hiç karşılaştınız mı bugüne kadar? Yok, karşılaşmadık. Öyle bir durumda zaten vermiyorlar. Yani tekrar başvuramıyorsun. Bunun amacı tabii ki biz ilk aşamada sağlık raporu istiyoruz, sağlık raporu alıyoruz. Ya, yeni çıkan sistemde artık zaten ehliyet sahibi olan, B sınıfı ehliyet sahibi olan kişilerden de bir 10 yılda bir sağlık raporu düzenli olarak isteniyor. E sınıfı ehliyetlerinde 5 yılda bir düzenli olarak isteniyor. Tabii o aşamada 2 yıl 75 puan doldurunca bir sorun var mı diye bu testleri tekrar yapmak gerekiyor. Şimdi en çok merak edilen soru şu aslında baktığınız zaman. Şimdi stajyer ehliyet aldığınızda genelde şu algı oluyordur. Size de soruyordur kursiyerleriniz. Ya ben 2 yıl boyunca yanımda işte ehliyeti olan biriyle mi gezeceğim bu noktada? Evet. Şimdi onlara vereceğiniz cevap ne oluyor yani? Genelde herkesin yanılgısı bu. 2 yıl boyunca yanlarında araç kullanmayı bilen biriyle gezmek zorunda olduklarını zannediyorlar ama öyle bir şey yok. Sadece kurallara uymaları gerekiyor. Burada istenen zaten kurallara uymak. Kurallara uydukları sürece hiçbir sorun yok. Yanlarında birilerinin olması gerekmiyor. 2 yıl boyunca 75 puanı doldurmadan kurallarını uyacak. Daha sonra stajyer aday konumundan düşecek. Peki bu yeterli oluyor mu? Yani şimdi bakıyorsunuz her geçen gün, her yıl trafik kazalarından ölen kişi sayısı gün be gün artmakta bu noktada. Evet, evet. Şimdi 2 yıl boyunca ben hakikaten uslu çocuk oldum. Bütün kurallara riayet ettim. 75 puan da almadım. Paşalar gibi aldım ben ehliyetimi. 3. yıl gitti. Her türlü hukuksuzluğu yapıyor. Şimdi bunun önüne nasıl geçilmesi gerekiyor? Yani nasıl olacak? Şimdi biraz buna bahsederseniz. Tabii zaten normalde sürücü ehliyetimiz normal ehliyete sahip insanların da 100 puan ceza sınırı var. 100 puan ceza sınırını dolduracak o zaman da 3 yani 2 yıl geçecek, 3. yıl her şey yapacak. 100 puan ceza sınırını dolduracak. O zaman yine ehliyet elinden alınıyor. Ondan sonra 2 ay beklemesi gerekiyor. 2 ay sonra tekrar başvuruyor. Bir sorun çıkmazsa tekrar çıkıyor sürücü kursa ehliyeti çıkıyor tekrardan.
tekrar aynı hataları yaptığı zaman, 100 puanı aldığı zaman bu sefer 4 ay bir süreç oluyor. Daha sonra bu şekilde devam ederse ehliyeti tamamen elinden alınıyor. Yani zaten zaman, ceza uygulamamız var. Hiçbir zaman bitmiyor. Hayır var sadece ama. Staj şimdi bu stajyer ehliyet biliyorsunuz ki bu trafik kazalarının engellenmesi, işte trafik kurallarının riayet edilmesi için konulan bir sistem ama. Şimdi ne kadar etkili oluyor? Yani etkili oluyor mu daha doğrusu böyle söyleyeyim? Evet daha çok etkili oluyor. Mesela eskiden alınan ehliyetlerde ya da sınavlarda, direksiyon sınavlarında park etmiyorduk bile. Sadece araca biniyorduk, biraz gidiyorduk, bırakıyorduk, tamam geçtin sınavı diyorlardı. Şu anki sınav sistemi çok zorlaştı. Mesela 35 dakikaya çıkarıldı direksiyon sınavı. 5 dakika sadece aracı tanıtmakla, adaya soruyoruz mesela, aracı tanıtıyorlar bize. Daha sonra araç kullanmaya başlanıyor. İşte bir sinyali yanlış vermesi ya da arabayı stop ettirmesi iki defa, park yerine girememesi sınavı geçememesini sağlıyor. Eskisi kadar kolay değil. Ve ceza puanının gelmesi aslında caydırıcı da oldu. Bizim burada istediğimiz zaten sadece yasalara uyulması. Böylelikle kazaların önüne geçilmesi, mal kaybının önüne geçilmesi. Bunun için yapılan bir uygulama. Aslında bakıldığı zaman şey diye düşünüyorlar, ehliyet almak çok zorlaştı. Aslında zorlaşmadı. Ehliyet almak daha sağlıklı hale getirildi. Ve artık ehliyet alan insanlar ehliyetlerin cüzdanlarını da bekletmiyorlar. Araç kullanmaya başlıyorlar. Şu oluyor mu? Şimdi kursiyerleriniz var. Sizden eğitim alıyorlar. Evet. Fakat bu süreçte de araç kullanmaya devam ediyorlar. Şimdi bazen denk geliyoruz. Evet. Mesela bu süreçte sürücü kursu olarak onlara bir belge verebiliyor musunuz trafiğe çıkmaları noktasında? Böyle bir değişiklik var mı? Oluyor mu? Veya ne yapmaları mı? Ehliyet alana kadar. Hayır, vermiyoruz. Zaten ehliyet alana kadar araç kullanmaları yasak. Ya da şunu sorayım. Diyelim ki sürücü adayı işte araç kullanıyor. Fakat trafikte yakalandı. Evet. Bu noktada. Mesela şunu diyordur mutlaka, ya ben işte zaten kursa gidiyorum, ehliyet alacağım. Evet. Bu durumda mesela ne yapmaları gerekiyor, nasıl bir prosedür işliyor? Yani yine de ehliyetleri olmadıkları için ceza alacaklar. Yani bu kursa kayıtlı olması bir şey değiştirmiyor. Ehliyeti almadan trafiğe tek başlarına çıkmamaları gerekiyor. Sadece eğitim sırasında araç kullanabilirler. Şu an trafikte de mesela araç kullanılıyor. Ama yanında mutlaka usta öğreticinin bulunması lazım. Diğer koşulda tek başlarına çıkarlarsa ceza alırlar. Ceza alırlar diyorsunuz. Evet. Şimdi bu noktada hemen şunu sorayım. Şimdi sürücü adayları bu noktada sizi neden tercih etmediler? Şimdi bu kadar güzel ifade ediyorsunuz, anlatıyorsunuz. Evet. Şimdi ben geldim, şahsım olarak örnek vereyim. Geldim, size kayıt olacağım. Sizi niçin tercih etmeliyim? Neden o parayı size vermeliyim? Neden bizi tercih etmelisiniz? Bir kere güler yüzümüzden dolayı tercih etmelisiniz. İkincisi, biz 3 yıldır bu sektördeyiz ve başarı oranımız yüksek. %99'larda. Ve ehliyet verdiğimiz birçok kişi şu an araba kullanabiliyorlar. Yani dediğim gibi biraz önce dediğim gibi cüzdanlarını da bekletmiyorlar. O yüzden bizi tercih etmelisiniz. Yani biz ehliyet satmıyoruz, araç kullanmayı öğretiyoruz. Evet, buradan da diğer sürücü kurslarında şey olmuş olsun bu noktada. Şimdi sağlık raporuna da biraz değinmek istiyorum. Yani şimdi herhangi değişiklik var mı sağlık raporu alma sürecinde? Şimdi mesela anlaşmalı olduğunuz yerler var. Genelde oralara sevk ediyorsunuz ama. Şimdi mesela aile hekimlerinden de alınıyor diye biliyorum ben. Evet, peki sağlıklı oluyor mu? Yani aile hekimlerinden alınan rapor sağlıklı oluyor mu bu noktada trafiğe çıkma noktasında? Veya neler öneriyorsunuz? Zaten genelde aile hekimlerinden alıyoruz. Aile hekimleri uygun görürlerse, eğer bir daha büyük bir problem olduğunu düşünürlerse hastaneye sevk ediyorlar. Hastanelerden de alınabiliyor. Bir sıkıntı çıkmadı şimdiye kadar. Ayrıca sabıka kaydı istiyoruz. Mesela kişinin kendi beyanına uygun bir sabıka kaydı. Atıyorum, sabıkası olan kişiyi alamıyor mu? Hayır. Neden? Neden alınıyor? Yani suç oranına göre değişiyor aslında ama. Ya tamam, yani cinayetten dolayı sabıkası olanlar tamam, ondan dolayı verilmiyor diye biliyorum ben bu noktada. Ama onun dışında herhangi bir sabıkası olanlar herhalde alamıyor değil mi ehliyeti? Öyle bir şey mi oluyor? Yani dedim, suça göre değişiyor.
Suçun oranına göre değişiyor. Çok ağır bir cezası varsa evet alamıyor. Alamıyor diyorsunuz. Evet. Şimdi biraz da sürücü harçlarına da değinmek istiyorum. Biliyorsunuz evet. Artış var bu noktada. Evet. Biraz onlara değinebilir misiniz? Yani inanılmaz derecede artmaya başladı şu an. Evet. Bu noktada. Harçlar arttı. Zaten sistemin belirlediği bir taban fiyat uygulaması var. Bu yaşanılan şehre, sosyo-kültürel etkisine göre farklılık gösterebiliyor. Yani her şehirde farklı olabiliyor ama bir şehirde uygulanan taban fiyatının altına düşmemesi gerekiyor. Mesela şu an ne kadar sürücü harçları? Şu an mesela B sınıfı ehliyetinin fiyatı 1300 lira. Mesela bunu inisiyatif kullanabiliyor mu sürücü kursları? Hayır. Yani diyor ki ya tamam sen tanıdıksın o kadar değil de şu kadar sana olsun. Devletin belirlediği bir taban fiyatı olduğu için değişiklik yapamıyoruz. Şimdi eskiye nazaran o zaman biraz da ona uymak mı gerekiyor bu evet, noktada? Evet uymak gerekiyor. Uyma gerekiyor diyorsunuz. Ya tabii şimdi çok konuşulması gereken konular var bu noktada ama ben şimdi tekrar trafik kazalarına, biraz da trafik kazalarına değinmek istiyorum. Şimdi her geçen yıl biliyorsunuz artıyor. Ciddi evet, anlamda maalesef. Artışlar var bu noktada. Şimdi belli trafik kanunları da getiriliyor, sürücülerle ilgili de getiriliyor bu noktada ama şimdi biraz da buna değinebilir misiniz? Yani ne tür önlemler alınması gerekiyor, neler yapılması gerekiyor bu noktada sürücü kurslarının üzerine düşen sorumluluklar, yükümlülükler neler veya yeni yönetmelik ve kanunlar size ne gibi zorluklar getiriyor? Öyle söyleyeyim. Aslında 2016'da çıktı. Uygulanmaya başladı bu aday sürücü uygulaması. Ve olumlu sonuçlar getirdiğine inanıyoruz biz. Çünkü eskisine nazaran kurallar daha sert. Ya da caydırıcı bir politika var, ceza 75 puan 2 yıl boyunca ehliyet stajyer gözüküyorsun. Bu zaten bunun tek nedeni kazaları engellemek ya da daha aza düşürebilmek. Doğal olarak daha dikkatli kullanıyoruz. Aslında tamamen politikanın amacı bu. Kazaları en aza indirmek. Yeni sistemin amacı da bu. Yani eskiden herkes ehliyet sahibi oluyordu ve herkes şoförüm diye trafikte dolaşıyordu. Ama şimdi onu herkes yapamıyor. Araç kullanmayı bilmeyen kimse ehliyet alamıyor şu an. Alamıyor diyorsunuz. Evet. Şimdi en çok merak ettiğim konulardan bir tanesi de şu aslında. Bunu da kamuoyuna da bilgilendirme amacıyla. Şimdi biliyorsunuz eskiden işte tek bir ehliyeti olan birçok aracı kullanabiliyordu bu noktada. Evet, evet. Şimdi hala kısmen yine devam ediyor ama şimdi mesela bunun önüne nasıl geçilebiliyor? Diyelim ki ben B ehliyetim var, B sınıfı ehliyetim var. Aynı zamanda motosiklette kullanabiliyorum. Yakalanmadığım müddetçe sıkıntı yok. Yakalanırsanız A2'den dolayı ceza yazıyor ama. Evet. Şimdi biraz buna değinebilir misiniz? Yani nasıl olacak, nasıl önüne geçilecek? Şimdi evet en çok da insanların merak ettiği konu şu. Yeni sistemde mesela 2 yıl staj zorunluluğu var. Eskiden B sınıfı ehliyetim vardı. Şimdi ben bunu D sınıfına çevirmek istiyorum. 2 yıl staj zorunluluğum var mı diye soruyorlar. Hayır böyle bir şey yok. Bu 2016'dan itibaren yürürlüğe giren bir kanun olduğu için eskiden ehliyet sahibi olan kimseyi kapsamıyor bir kere staj. B sınıfı ehliyet sahibi olanlar mutlaka diğer araçları kullanmak için araç yükseltmeleri gerekiyor. A2 ehliyeti almaları gerekiyor. Ya da otobüs için D ehliyeti almaları gerekiyor. Şimdi o zaman hepsini sürmek için ayrı ayrı almamız mı gerekiyor? Evet, bunu hepsini sürmek için peki, ayrı almamız. Peki bu ortak bir noktada buluşulamaz mı? Yani tek bir prototip ehliyet sistemiyle hepsini kullanamazlar mı? Yani tek tek yapmaktan sonra işte A, B, C, D, H'ye kadar gidiyor. Yani alfabenin 29 harfine kadar hepsi var. Sizce bakın sağlıklı zaten olur mu? Ya iyi bir psikolojik eğitimden geçerse olur diye düşünüyorum ben şahsi kanaatim. Niye yani, o zaman bu kadar çok kazalar var? Ya orasını uzmanları siz dersiniz. Ben de biraz size yani sorayım o zaman. Muhakkak. Ben onun sağlık olduğuna inanmıyorum. Yani eğitim şart. Ben buna inanıyorum. Otomobil ayrı. Ama motor şu, ayrı. Muhakkak yani bunu, ama. O zaman hepsini eğitimli bir arada alamayız ki 3 ay içinde. Mümkün mü hepsini eğitimli 3 ay içinde alalım? Ya bu 3 ay değil de 6 aya mesela 3 aya değil de 6 aya çıkarılsa. Ve işte atıyorum her biri yani her biri için demeyeyim ama 2'şer ay arayla verilse mesela bu. Olmaz mı? Yani sonuçta bana şu var. Çünkü arabayı kullanan ehliyet değil biliyorsunuz. Yine şahsi olarak siz kullanıyorsunuz. Ehliyetiniz olsa da olmasa da. O zaman ehliyet sadece sizin üniversite diplomanız gibi bir şey bu noktada. O zaman şunu söyleyelim. Biz o zaman ayrı ayrı okumayalım. İlkokulu, ilk öğretimi, üniversiteyi birleştirip 2 yılda bitirelim. Sağlıklı olur mu? Olmaz. Bu da aynı şekilde diyorsunuz bu noktada. Kesinlikle. Şimdi yavaş yavaş da programımızın sonuna doğru geleceğiz de bu noktada. Şimdi buradan vereceğiniz mesajlar nelerdir? Özellikle sürücü adaylarına, kursiyerlere,
Bu noktada onlara vereceğiniz mesajlar neler olabilir? Kesinlikle kurallara uysunlar. Hem kendi can sağlıkları için, sağlıkları için, hem karşı taraf için. Kurallara uysunlar. Sadece istediğimiz bu. Kurallara uydukları sürece sıkıntı yok. Sıkıntı yok diyorsunuz bu noktada. Şimdi böyle tıkandık kaldık yani. Bu noktada neler söyleyeceğimizi de bilemiyoruz. O kadar çok soracak soru var ki aslında ciddi anlamda. Ama en çok şeyi de sormak istiyorum. Şimdi özellikle biraz da SRC'ye de girmek istiyorum. Şimdi son zamanlarda SRC inanılmaz derecede artış göstermeye başladı. Almadan artık kullanamıyorsunuz bu noktada. Şimdi biraz da bu SRC'ye değinebilir misiniz? Yani SRC nedir daha doğrusu? Açılımı nedir? Ona biraz değinebilir misiniz? SRC nedir? Neden alınması gerekiyor? Hangi aşamalardan geçiliyor? Şimdi bakıyorsunuz işte uzun yol şoförleri SRC almadan, belli bir teste tabi tutulmadan ciddi anlamda ehliyet alamıyorlar bu noktada. Biraz buna değinebilir misiniz? Tabii. SRC, uzun yol şoförleri. SRC vergisi bu da yeni çıkan bir şey. Ama bizim kursumuz şu an bu belgeyi vermiyor. O yüzden ben bu konuda çok bilgi veremeyeceğim size. Bilgi veremeyeceğim diyorsunuz. Evet. O zaman teşekkür ediyoruz. Rica programımıza ederim. Katıldığınızdan dolayı. Rica ederim. Kıymetli bilgilerinizden dolayı. Ben değerli Yeni Gün TV izleyicileri, bir Taner'le Genç Yorum programının daha sonuna geldik. Program konuğumuz Küçük Park Sözcük Kursu Kurum Müdürü Sayın Ayşe Kaplan bizlerle beraberdi. Trafik ve stajyer ile ilgili bize değerli bilgilerini aktardı. Bir dahaki programda görüşünceye dek esen kalın, hoşça kalın, sağlıcakla kalın.